Evladın ana babası üzerindeki hakları. Çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Ebu Abdullah Balisi Hazretleri Şafii fıkıh ve hadis alimidir. 660 miladi 1262'de Mısır'da doğdu, 729 miladi 1328'de vefat etti. Çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretmenin fazileti hakkında buyurdu ki, Enes bin Malik'in rivayet ettiği hadisi şerifte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, kim çocuğa Kur'an-ı Kerim öğretirse, Allahü Teala ona nurdan bir gerdanlık takar. Öncekiler ve sonrakiler buna hayran kalırlar. Yine başka bir hadisi şerifte, bir kimse Kur'an-ı Kerim okur ve onunla amel ederse, Allahü Teala o kimsenin babasına kıyamet gününde öyle bir taç giydirir ki, onun ziyası dünyadaki güneşin ziyasından daha güzeldir. Alimler buyurdu ki, evladın ana babası üzerinde üç hakkı vardır. Bunlar, 1- doğunca ona güzel bir isim koymak. 2- ona Kur'an-ı Kerim, edeb ve ilim öğretmek. 3- onu sünnet ettirmektir. Resul-i Ekrem buyurdu ki, çok Müslüman evladı, babaları yüzünden Veil ismindeki cehenneme gideceklerdir. Çünkü bunların babaları, yalnız para kazanmak ve keyif sürmek hırsına düşüp ve yalnız dünya işleri arkasında koşup, evlatlarına Müslümanlığı ve Kur'an-ı Kerim'i öğretmediler. Ben böyle babalardan uzağım. Onlar da benden uzaktır. Çocuklarına dinlerini öğretmeyenler, cehenneme gideceklerdir. Huzeyfe bin Yeman ve Ebu Said-i Hudri Hazretlerinin bildirdiği hadisi şerifte Resul-i Ekrem Efendimiz şöyle buyurdu. Allahü Teala, sabilerinden birisinin mektebde Elhamdülillahi Rabbil Alemin demesi sebebiyle, azabı hak etmiş olan bir kavimden 40 sene azabı kaldırır. İbni Abbas, radıyallahu anhüma, Resulullah'tan şöyle rivayet etti. İçinde Kur'an-ı Kerim'den bir şey bulunmayan kimse, harap olmuş bir ev gibidir. Muaz bin Cebel, radıyallahu an, şöyle rivayet etti. Ben, Resulullah ile beraber bir seferde bulunuyordum. Bu sırada, ya Resulallah, bize faydalanabileceğimiz bir şey anlatın, dedim. O zaman Resulullah Efendimiz şöyle buyurdu. Eğer saidler gibi yaşamayı, şehitler gibi ölmeyi, haşir gününde kurtulanlardan olmayı, kıyamet gününün dehşetli sıcağından araştırmayın gölgesinde gölgelenmeyi, dalaletten kurtulup hidayet üzere olmayı istiyorsanız, Kur'an-ı Kerim okumaya devam ediniz. Çünkü Kur'an-ı Kerim, Rahman'ın kelamı, şeytana karşı sağlam bir kale, mizanda sevabın ağır gelmesine vesiledir. 13 Ekim 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Vehbi Tülek.